Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için web sitesi tasarım dersimizi devam ediyoruz. Bu 6. dersimizde Photoshop tasarımımıza devam edeceğiz. Ve örnek tasarımımızda bulunan bu çalışmalarımız hakkında genel bilgi veren bölümü yapacağız. Öncelikle arkadaşlar Rectangle tool'umuza basıyoruz. Çalışma alanımıza tıkladık bir kere. Genişliği 1600 piksel, yüksekliği de şimdilik 300 piksel olan bir kare oluşturalım. Stroke kullanmayacağız ve alanımız siyah olsun burada. Karemizi oluşturduktan sonra yerleştiriyoruz. Arkadaşlar, sonra çalışmadan biraz büyütelim. Bakalım şurada gördüğünüz ikonları bulacağız. Bunları Font Awesome kullanarak yapacağız yine. Font Awesome nasıl kullandığımızı önceki derslerde göstermiştik. Gidiyoruz arkadaşlar. Font Awesome io/cheat sheet sayfasından buradan ilk görselimize bakalım. Saat olan bir görselimiz için yapacağız. Şuraya clock yazdığımız zaman evet şu görselimizi kullanacağız. Bu görseli seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Copy diyorum arkadaşlar. Geliyorum. Type tool'a basıyorum. Önce bir boşluğu seçelim. Type tool'a bastım. Herhangi bir yere tıklıyorum. Ctrl V diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada bir alan oluştu. Bunun düzenli görünmesi için Font Awesome'ı seçiyorum. Font özelliğim olarak. Font Awesome TT'ye tıklıyorum arkadaşlar. Boyutunu da 72 piksel olarak değiştiriyorum. Bunu şöyle öncelikle tam yanaştıralım bir üstteki şeye. Ne yapıyorduk? 60 piksellik boşluk bırakıyorduk. Shift Alt ok tuşuyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 piksellik bir boşluk bulundurdum. Şu sütunumuzu en üste çekelim ki görelim. Daha sonra arkadaşlar 1286 Hours of Work yazacakmışız buraya. Geliyorum. Yazıyorum arkadaşlar. 1286 Hours of Work olarak yazdım. Hepsini seçiyorum. Font olarak ne kullanıyorduk? Sitemizin ana fontu Roboto fontumuzu kullanıyorduk. Bu Light olacak arkadaşlar. Boyut olarak da 24 piksellik bir boyutumuz var. Sonra geliyorum bunu yine yanaştırıyorum. Bu kez 30 piksellik bir boşluk bırakacağım. 1, 2, 3, 4, pardon. 30 piksellik bir boşluk yeterli. Şimdi ne yapıyorduk? Bizim çalışma alanımızda genel olarak 12 bölümden oluşuyordu. Şu mavi sütunlar, 12 sütunumuz vardı. Dikkat ederseniz 3 bölüm olacak burada. Ne yapacağız? Bu ilk kısmı 4 bölümün 4 sütuna yerleştireceğiz arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorduk? Marquee Tool'u seçelim. Şu ilk 4 sütunu tam gelecek şekilde bir oluşturdum. Dikkat ederseniz arkadaşlar Marquee Tool seçiliyken yazımızı ve ilk saat ikonumuzun olduğu layer'lara tıkladım. Move Tool'u seçtim ve bunları birbirine dikey olarak ortaladım arkadaşlar. Tekrar Move Tool'a herhangi bir yere basıp seçili kısımdan kurtuluyoruz. Şurada bir düzenleme yapalım. Şuraya Black Background diyelim arkadaşlar. Sonrasında şuraya Clock diyelim. Clock'la yazıyı tıklayalım arkadaşlar. Ctrl G tuşuna basıyorum. Clock diyorum buraya. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bu şey seçiliyken yine Move Tool'umu seçelim. Bu tez AutoSelect yanında layer değil de grup yapalım bunu. Tıkladığımız zaman arkadaşlar bu kez Alt tuşuna basıyorum. Shift tuşuna da basıyorum.
Alt tuşuna basıyorum ve kopyalıyorum arkadaşlarım. Dikkat ederseniz bu çizgiler bize aynı hizada olmamızı sağlayacak. Getiriyorum arkadaşlar. Şu ikinci dört sütun olduğu bölüme yerleştirdim. Bu kez hangi şeyi kullanıyormuşuz? Şurada user ikonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Geliyorum. Fonthouse'un cheat sheet'te bu kez user yapıyorum. Şuradaki ikonu kullanmışım. Yine kopyaladım bunu. Geldim. Saatimizin bulunduğu seçiyorum ve Ctrl V ile users ikonumuzu da yerleştirdim arkadaşlar. Şunu users olarak değiştirelim. Grubumuzun adı da users olarak değiştirelim. Şimdi ne yapacağız? Dikkat ederseniz bu kez bu ikinci dört sütuna ortalayacağız seçtiğimizi. Geliyorum Marquee Tool'a arkadaşlar. Bu ikinci dört sütun olduğu kısmı şöyle seçiyorum tam olarak. Şurada biraz bir piksellik boşluk oluştu ama neyse, sonra users kısmını seçtim. Move Tool'a geldim. Bunları dikey olarak birbirine hizaladım arkadaşlar. Sonra herhangi bir yere basarak Marquee Tool'dan kurtulduk. Burada ikinci yazımız neymiş? 94 Clients yazıyormuş. Geliyorum arkadaşlar. Client şeklinde yazdım. Tabi bu yazı daha küçük olduğu için şey yaptı. Users'ı seçiyorum buradan. Bunları dikey olarak ortaladığım zaman bozuldu. Ne yapacağım arkadaşlar? Yine Marquee Tool'umuzu seçerek çalışma alanını büyütüyorum. Marquee Tool'u seçtim. Şöyle ikinci dört sütunu kapsayacak şekilde. Geliyorum arkadaşlar. Move Tool'u seçtim. Users tıkladım ve şuradan ortaladım bunları. Üçüncü bölümümüzde arkadaşlar Projects Delivered kısmımız var. Şunu oluşturacağız. Ne yapacağız bu kez? Geliyorum. Users Layer seçiliyken alt tuşuna bastım. Direkt arkadaşlar bunu da şöyle üçüncü şey gelecek şekilde kopyaladım. Grubumuzun adını Projects olarak değiştiriyorum. Şuradaki yazıyı değiştirelim. Önce ne yazıyormuş? 114 Projects Delivered yazıyormuş. Hemen arkadaşlar geliyorum. Yazıyı seçtim. Son 4 Projects Delivered şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Şöyle Ctrl Z ile geri döndüm. Burada layer, tekrar layer seçmek için layer olarak seçiyorum AutoSelect kısmında. Şuradaki yazıyı gelelim arkadaşlar. Şunun altına gördüğüm zaman dikkat ederseniz tam olarak ortaladı buraya. Şöyle bakalım çalışmamız nasıl gözüküyor. Bu kez ortalamak için 3. 4 sütunun olduğu bölümü seçeceğiz. Alıyorum Marquee Tool'u. Geliyorum arkadaşlar şuraya. Mümkün olduğu kadar yakın bir şey seçtim. Sonra kontrollü her iki alanda seçtim. Move Tool'umu seçtim ve dikey olarak bunları ortaladım arkadaşlar. Sonra Move Tool'da herhangi bir yere basarak şu seçili kısmından kurtulduk. Ve böylelikle çalışma alanlarımızı da oluşturmuş olduk. Burada yine ne yapıyorduk? 60 piksellik bir boşluk vardı. Şu aşağıdaki boşluğun da 60 piksel olmasını istiyorum ben. Rectangle Tool'a Fill Color olarak bu kez değişik bir sarı seçelim bunu. Geliyorum arkadaşlar şöyle. En aşağıdaki yazının üzerine şöyle bir 60, 61 piksel seçtim. Çünkü 1 piksel şuradan yukarıya gitti. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Sonra
Siyah alanımız seçiliyken Ctrl T'ye bastım ve bunu mümkün olur şuraya sarı dikdörtgenin aşağısına yerleştiriyorum. OK tuşuna bastım ve sonra sarı rectangle'ı sildim arkadaşlar. Sonra çalışma alanımızı büyütürsek bu şekilde gayet güzel bir çalışmalarla ilgili bilgi verdiğimiz kısmı oluşturduk. Burada dikkat ederseniz yine bir aşağıda bir görselimiz var. Şimdi onu yerleştirelim. Ben internetten daha önce indirdiğim bir görseli kullanacağım. Siz de herhangi görsel kullanabilirsiniz. Seçiyorum. Çalışmama yerleştiriyorum arkadaşlar. Alt tuşuna geldik. Dikkat ederseniz şu proje klasörünün altına geldi. Bunu şöyle üstte bir yere koyuyorum. Sonra bunu getirip Black Beach'in üzerine koyuyorum arkadaşlar. Seçiliyken Ctrl T tuşuna basalım. Şöyle bir küçültelim görselimizi. Çalışma alanımızın genişliği kadar küçültelim şöyle. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Yerini doğru seçtik. Şurada tik tuşuna basıyorum. Ve sonra Layer Alt seçiliyken sağ tıklayıp Create Clipping Mask diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada seçildi. Burada görselimiz biraz aşağı yukarı şey yaparak şöyle bir ekran görüntüsü gayet iyi gibi. Böyle bir ekran görüntüsü. Daha sonradan bunun opasitesini kafama göre düşürüyorum. Görüntü ne kadar ne zaman hoşuma giderse yaklaşık olarak arkadaşlar %18 de bıraktım bunu. Gördüğünüz üzere çalışmalarla ilgili kısmın aşağısında bitirmiş olduk. Ctrl S ile sayfamızı kaydettik çalışmamızı. Burada arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bunu belirtmedim. Mümkün olduğu kadar sık çalışmalarınızı kaydedin. Hatta işte 1, 2, 3, 4 şeklinde ya da önemli bir değişiklik yaptığınızda o önemli değişikliğin ismini vererek çalışmalarınızı kaydederseniz sizin için çok avantajlı olur. Gerçekten çalışmaları kaydetmemekten dolayı çok sıkıntılı zamanlara düştüğüm anları bilirim. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde team kısmıyla devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.